Milliyetçi Hareket Partisi olarak bütün Cumhur İttifakı adaylarımızın arkasındayız. Cumhur İttifakı sadece siyasi bir birliktelikten ziyade ülke, millet, güvenlik ve tarihi çıkarlarımızı gözeten bir beka beraberliğidir. Genel Başkanımız da zaten sürekli buna vurgu yapmaktadır. Aynı şekilde ülke ocaklarımız da Genel Başkanımızın talimatlarına göre Cumhur İttifakı'na sahip çıkmaktadır. Bugün buraya gelen bütün asenalarımıza, bozkurtlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi ve ülke ocakları olarak Cumhur İttifakı adayımız Sayın Muhammed Subaşıoğlu'nun arkasındayız. Birlik olursak, beraber olursak eğer önümüzde aşamayacağımız hiçbir güç yok. Bizler söz birliği yaptık, güç birliği yaptık. En önemlisi gönül birliği yaptık. Allah'ın izniyle 31 Mart yerel mahalli idareler seçiminde el birliğiyle Cumhur İttifakı'nı ve yeni hükümet sistemini kökleştireceğiz. Biz bugün burada kurulan 24 Haziran seçimlerinde kurulan Cumhur İttifakı'nı 31 Mart seçimlerinde kökleştirdikten sonra Allah'ın izniyle çok uzun bir zaman gene beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bizler liderimizin gerdiği yaydan fırlayan okuz. Hedefe doğru yöneldik. Allah'ın izniyle ilk hedefimizi de 31 Mart'ta bulacağız. 50 yıllık bir mazide 5000 şehitle yoğrulan bir davanın bekçileriyiz. Hepinizin de bildiği gibi. Sağ olun, burada olamayan arkadaşlar da sizler de yıllardır okullarınızda, sokaklarda, çalıştığınız yerlerde, memleketlerinizde, her platformda memleketimiz için, bekamız için, Türklük için, İslam için mücadele eden arkadaşlarımızsınız. Liderimiz beka sorunu dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız beka sorunu dedi. Biz beka için yıllardır mücadele ediyorduk. Her bir ülkücü gencimiz, her bir memleket sevdalısı gencimiz, bu sadece bizden örtülü de değil. Sayın Başkanımın il gençlik kollarında olan arkadaşlar da aynı şekilde. Onların da samimiyetlerine bu konuda güveniyoruz. Ve memleketimizde belli gruplara üye olmayan, genel olarak Türk gençliği olarak bizler her zaman beka sorununu göz önünde bulundurarak 1950'lerde, 1960'larda, 1980'lerde nasıl yaptıysak aynı şekilde 21. yüzyılın başlarında da aynı şekilde hareket edeceğiz. Öncelikli görevleriniz zaten hepiniz biliyorsunuz, okullarınızı başarıyla tamamlamak ve yarın ileride devleti yönetebilecek kapasitede olabilmek ve bu makamlarda sizlerin olabilmesi. Günümüze düşen görevde bizlerin kendi ocak çevrim çerçevemiz çerçevesinde mücadelemize devam etmemiz, ittifakımıza saygılı bir şekilde liderimizin gösterdiği doğrultuda elimizden geleni yapmamız arkadaşlar. Bu konuda zaten sizlerin de elinden gelen mücadeleyi her platformda göstereceğinden eminim. Liderimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, bizlere bugünleri yaşatıp bu şekilde bu diyalogları kurdurttuğu için. Her zaman dediğimiz gibi mücadelemize son nefer son nefes devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Merkez Efendimiz'e, Muhammed Başkanımızı, Pamukkale'de Avni Başkanımızı, ilçelerimizde çıkan adaylarımızı, Büyükşehir'de Osman Başkanımızın sonuna kadar destekçisiyiz. 31 Mart bizim için de bir milat olacak. Başarı bizim başarımız olacak. İnşallah hep beraber bu Cumhur İttifakı çerçevesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz'dan itibaren temellerini attığı ve her geçen gün kökleşerek devam eden, kökleşerek sağlamlaşan bu Cumhur İttifakımızı Rabbim ila nihayet devam ettirmek nasip eylesin. İnşallah Merkez Efendi Belediyesi olarak bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nden meclis üyesi seçilmiş arkadaşlarımızla beraber neredeyse %99 oranında oy birliğiyle aldığımız kararlarla bugüne kadar Merkez Efendimiz'e hizmet ettik. Zaten Merkez Efendimiz'de bu güzellik vardı. 5 yıldır Cumhur İttifakı çerçevesinde aslında biz adı konulmamış bir ittifak içerisinde. Leman Hanım bunu çok yakından biliyor. Birlikte bugüne kadar Merkez Efendimiz'e hizmet ettik. Şu ana kadar Merkez Efendimiz'e yapılan tüm projelerin arkasında hem AK Parti meclis üyelerimiz hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nden meclis üyesi arkadaşlarımız hep varlardı. Hep birlikte bu projeler yapıldı. Tabii
hepiniz biliyorsunuz Merkez Hanım Belediyesi bu dönem gerçekten güzel işler yaptı. Birçok projeye imza attı. İşte en yakınımızdaki kültür merkezimiz, cumartesi günü açılışı gerçekleşen kütüphanemiz, Ornaz Vadimiz, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonumuz, İmam Hatip Fen Lisemiz, Engelsiz Yaşam Akademimiz gibi birçok proje bu dönem imza atıldı. Biz de her zaman siz değerli kardeşlerimizle ortak iş yapmaya, ortak proje üretmeye, ortak hizmet üretmeye varız. Ortak proje geliştirmeye, ortak beyin jimnastiği yapmaya, ortak beyin fırtınası yapmaya, ortak analizler yapmaya, ortak metodoloji üretmeye, ortak güzellikleri hep beraber yapmaya bizler Merkez Efendi Belediyesi olarak her daim varız, hazırız. İnşallah bu birlikteliğimizi derinleştirmek adına da bu işleri yaparız diye düşünüyorum. İnşallah Cumhur İttifakımızın iki lideri, liderlerimizin inşallah yolu açık olsun, Allah yardımcılar olsun. Bizler de her daim arkalarında olalım inşallah. Her daim. Bizler bu güzel hediyenize karşılık sizlere 31 Mart'ta sandık sonuçlarında inşallah hediye edeceğiz. Allah razı olsun.